Uzman Net'ten hepinize merhaba. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Neden bahsedeceğiz? İçerik hırsızlığından bahsedeceğiz. Ömer'le beraber bu konuyu konuşacağız. Sana Ömer, evet. Sakınca var mı? Faruk Hanım. Hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Alaaddin abi. Şimdi biz Uzmanım Net'te orijinal içerik üretmeye çalışıyoruz. Gayemiz bu yönde ve kullanıcılara faydalı olacak içerik üretmeye çalışıyoruz. Son ve çok da emek veriyoruz, evet, bu doğrultuda. Kesinlikle katılıyorum hemen. Son hepimizin dikkatini çeken bir şey var. Sen de farkındasın değil mi Ömer? Yazdığımız yazılar tabii kesin. Anında, evet, sitelerde görünmeye başlıyor. Evet. Bu nasıl oluyor sence? Yani karşı tarafa ilham mı geliyor? Ne diyorsun? Ya şöyle, şimdi bilgiyi paylaştıkça çoğalır. Güzel bir şeydir ama iş çalma boyutuna ulaştığı zaman orada bir sıkıntı var demektir. Yani bir site var, özel bir site. Bildiğin çalıyor kelimenin tam anlamıyla. Evet, geçen gün Ömer olmak üzere birkaç arkadaş organize olduk. Bu, evet, ortaya çıkarmak için şöyle bir olaya... Sazan abi. Evet, biraz Sazan abi gibi oldu. Evet. Ne yaptık? Ben kısaca özetleyeyim. Dünyada, hı-hı, hiç var olmayan bir tane virüs yarattık. Adı da Instacraxians diye bir uyduruk virüs. Aslında hiç, evet, virüs yok. Biz bunu uzmanımızla paylaştık. Sonra da buna çözümler yazdık. Yani hikaye şuydu. Bu Instagram'a bulaşan bir virüstü. Ve bütün telefonu mahveden, bilgileri çalan lanet olası bir virüstü. Ama aslında öyle bir şey gerçekte yok. Kesinlikle gerçekte yok. Biz sadece şu... Anladım. Yani bu bizden bilgi çalan kişi acaba bunu çalacak mı, alacak mı diye. Tabii bunu birazcık çekici hale getirdik. Bunu paylaştıktan sonra sağ olsun arkadaşlar hemen bunun altını doldurup şişirmeye başladılar. Şurada 10, evet, bir gösterimle bunu tepeye taşıdık. 9 tane cevap, evet, yazıldı. Bu biraz şey gibi oldu. Sanki hani böyle bir virüs salgısı varmış ve pek çok insan etkilendi oldu. Peki sonuç? Evet. Yani ne gördük? Ya. Şunu ben... Ne gördük? İşler istediğimiz gibi gitti. Yememizi yuttu. Olta. Taki balık. Detayları birazdan konuşacağız zaten. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu çok uydu bir virüs. Böyle bir virüs yok. Bunu tuttuk. Google'a yazıp yapıştırırsak karşınıza dikkatinizi çekecektir. Uzmanım Net ve bizden bunu çalan, sürekli içerik çalan site gelecek. Başka da, evet, bir şey yok. Yazdık ve burada paylaştık. Daha sonra bu site anında bunu aldı, kopyaladı. Bizim burada gördüğünüz bizden alınan uyduruk çözümü de burada arkadaş paylaştı. Şimdi, evet. Bununla da yetinmedi Ömer. Farkındasın değil mi? Hemen olayı... Tabii video çekti hemen. Videosunu çekti ve videoda da şöyle enteresan bilgiler var. Yani istersen biraz oynatayım mı videoyu? Çünkü ben... Sıkıntı olmazsa oynat. Sesini kısalım. Ben izlerken biraz eğlendim. Yani... Kesinlikle. Şöyle kapatayım sesini. Yani... Tamam. Şunlardan bahsediyor. Sen de izledin biliyorsun. Yani bu tehlikeli bir virüs. Kredi kartı bilgilerinizi çalıyor. Rehberinizi çalıyor. Yani onu da ben uydurdum. Evet, biliyorum. Sen de onu trolledin. Kredi kartı bilgilerini çaldığını, evet, söyledin. Bu arkadaş, evet, hemen atladı. Ve yaptı bunu hemen bütün YouTube kanalından videoyu dönüştürerek takipçileriyle paylaştı. Neyse, biz tekrar geri dönelim. Bizim bu videoda, evet, istediğimiz şey şu. Ömer de, ben de, işte sitedeki diğer arkadaşlar da, Hakan, Murat olsun, yeni aramıza giren arkadaşlar da olsun, hakikaten emek veriyoruz, içerik üretmeye çalışıyoruz. Birilerine faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Ama kesinlikle. Bazıları bu emeği hiçe sayıp hemen üzerine yatmaya çalışıyor ve bunu arsız bir şekilde yapıyor. Ben Ömer'le de konuştum. Yani bu videoyu çekelim mi çekmeyelim mi diye çok düşündük. Birkaç tane video çektim ama orada birazcık
elektriğinin dozunu kaçırdığım için daha sonra kendimi birazcık frenlemeye çalıştım ve Ömer'le beraber çekelim dedik bunu. Evet. Yani bu biraz ya, üzücü oluyor aslına bakarsan değil mi? Hani ya hem üzücü hem de moral bozucu. Yani emek verip 2 saat uğraştığım içeriğin başkaları tarafından aynen alınıp videolaştırılması, hazıra konulması moral bozucu oluyor aynı zamanda. Özellikle Ömer Uzman Net'te çok güzel paylaşımlar yapıyor ve bunlar için ciddi evet. sarf ediyor biliyorum. Araştırıyor, buluyor, doğruluğunu teyit ediyor. Çoğu zaman aramızda konuşuyoruz. Bu böyle mi? Emin olduğumuz bir şey varsa, tereddütte kaldığımız bir şey varsa onu yayınlamamaya çalışıyoruz. Ama ben hiç yayınlamıyorum, hiç paylaşmıyoruz yani. İşte, evet, yani doğru bence bu. Evet, böyle hassasiyet siteler, böyle olmalı. Yani işte maalesef böyle bir siteler bunları düşünmüyor ve bizden biz ne yayınlarsak alıp kendisini yerleştiriyor. Ya şimdi bu arkadaş galiba bir yazılımcı, yani öyle bilinçsiz bir kullanıcı da değil. Değil bildiğimiz evet. kadarıyla. Ya ben de profiline baktım birazcık. Yazılım geliştirici olarak kendini lanse etmiş. Yani Insta Creations diye gördün bir şey. Araştırsana önceden. Hemen atlamış balıklama. Ya isim de güzel ama değil mi? Insta Creations. Ben ilk gördüğümde gerçek sandım açıkçası. Yani aslında sadece sen şöyle aşağı doğru inince aramızda evet. şu an olmayı isteyen ama olamayan bazı arkadaşlar da gördüğün gibi böyle çözüm üretmeye çalıştılar. Hakan kusura bakma evet. seni de biraz sazanlamış olduk. Hakan abi de mi trolledik yoksa? Biraz öyle oldu. Hakan'a haber. Son anda bunu Murat'la organize ettik. Dark Crack sağ olsun çok heyecanlıydı. Hemen evet, evet. Hakan'a haber veremedim. O an ulaşamadım Hakan'a. Sonra biz bu işin içerisine girdiğimizde bak Hakan'ın mesajını gördüm. Sonra dedim ki bozuntuya verme bari kalsın. O da Hakan abi de trollemiş olduk. Biraz öyle oldu. Ama bence bu faydalı oldu. Elimizde böyle bir videonun olması. Yani bunu yapan kesinlikle faydalı oldu bence. Aynı fikirdeyim. Birazcık böyle şey olur. Utanır. Herhalde artık böyle bir şey yapmaz. Çalmaya devam etmez diye düşünüyorum ama sen ya utanır mı bilmiyorum da yani çok, son vereceğini zannetmiyorum buna. Çok da o yüzü varmış gibi değil ya. Yani hani yok değil. Yani böyle çok yaptığı işin farkında böyle. Dediğin gibi bilmeyen biri olsa yapar eder. Sen sektörün içindesin. Yani ne yaptığının da farkındasın. Bilinçlisin. Yani bugün özellikle yani çok dikkatimi çekti. Senin şuradaki paylaşımlarını falan teker tek. Evet. Alakasız şeyleri de. Yani şu App Store şeyini bile çalmış adam. Yani kullanıcı buraya soru soruyor. Bir de şöyle arsızca bir davranış içerisinde. Kullanıcı buraya soru soruyor. Soruyu alıp yapıştırıyor kendi sitesine. Daha sonra biz buraya cevap yazınca onu da alıp kendini cevap olarak yazıyor. Yani böyle evet. bir adamdan bahsediyoruz. Hani faydası ya dedim ya işte gibi. Hazıra konmak kelimenin tam anlamıyla böyle yani. Ya işte maalesef bu işin içerisinde böyle insanlar da var. Ya günümüzde genel olarak öyle. Yani önüne gelen site açayım, kitlem olsun derdinde. Site açmakla iş bitmediğini de siteyi açtıktan sonra fark ediyor. İş işten geçiyor tabii. Mecbur böyle yöntemlere başvuruyor. Ya ama ben uzunca bir süredir bu sektörün içerisindeyim. Yani uzmanım nette hani yıllardır olan bir site. Gördüm. Evet. Bu tür insanlarla çok karşılaştım. Bunların hiçbiri de şey olmadı. Yani daimi olmadı. Sürekli olmadı. Genelde özgün içerik üretmezsen, kullanıcı ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz edip onlara doğru çözümler sunmazsan başarılı olamıyorsun. Ya zaten hiç kimse bir yerde gördüğü bir çözümü 3. 4. kez okumak için senin sitene girmez. Önemli olan özgünlüktür o yüzden. Doğru diyorsun. Ya işte. Bu asıl video enteresan oldu. Hani biz YouTube kanalımız yeni. O yüzden böyle şey yapıyoruz. Daha robotik tonlar konuşup evet. paylaşımlar yapıyoruz ama
Bu video da enteresan. Evet. Aslında bu tür videoların devamını yapabiliriz. Hatta arkadaşları da ekleyip bu işin içerisine dahil edip böyle videolar çekebiliriz. Ne diyorsun? Ya bence gayet iyi oluyor yani, hem ilham kaynağı oldu aslında bize bu olay, bu mevzu. Evet, yani bu tabii şey Bunu güzel düşündün. biraz tabii ekran kaydı oluyor ve ses kaydı oluyor. Belki biraz daha Ya o yaparız. ileride çözeriz onu. O sıkıntı değil de. İyi bakalım, çok da uzun tutup sıkmayalım insanları. Ne Söylemek diyorsun? istediğim bir şeyler varsa yine. Ya söylemek istediğim aslında çok şey var ama bir noktadan sonra ben kendimi kaybediyorum ve gerçekten sinirleniyorum. Noktaya Sinirlenmeyecek gibi değil yani. Sinirlenmeyecek gibi değil gerçekten. geldiğimde yani çok moral bozucu oluyor bu davranış. İnsanların böyle Gerçekten öyle. ya Gerçekten çok öyle. büyük sitelerin bunları yaptığını ben gördüm. Gerçekten hani evet uzman Mette mesela biz Facebook sayfamızı paylaşıyorduk. Paylaşır işte çok bilindik birkaç sitede pat diye bunu haber olarak görebiliyordum ama orada bile bir emek vardı. Yani ne yapılıyordu? İşte bizim girdiğimiz şeyi almışlar, değiştirmişler, biraz daha araştırma yapmışlar, üzerine ekleme yapmışlar falan filan. Hani bunu bile anlayabildim zaman içerisinde. İlk başta onlara da çok kızıyordum. Ama sonrasında bunun artık böyle kabul edilebilir bir durum olduğunu anladım. Fakat bu dediğim gibi Ya bu biraz daha farklı bir durum. zaten dediğim gibi bilginin sahibi yoktur bence. Bilgi paylaştıkça güzeldir ama iş çalma boyutuna ulaşırsa sıkıntı oluyor. Bizim Kesinlikle. derdimiz bu zaten. Kesinlikle katılıyorum sana Ömer. Yani ben mesela Instagram'da 24 saat hikaye engeli kaldırma ile ilgili bir yazı paylaştım. Bunu sen alabilirsin. Ama benim yazdığım yazının aynısını alman beni üzer. Maalesef böyle insanlar var. Yapacak da bir Evet. internette böyle bir ortam. Bilgiyi bulmak çok kolay, bilgiyi çalmak çok kolay, kopyalamak çok kolay. Sadece kontrol C, kontrol V'ye bakıyor bütün. Evet. Ne yapalım? Bu da böyle bir video oldu işte. Evet. Amacımız eğlenmekti yani. Evet. Tamamen Ya ben çok eğlendim da güzel eğlendik. açıkçası. Ben Ben de eğlendim. eğlendim. Ben de, ben Yani de. hani biz yemi hazırladık. Oltanın ucuna Evet. takıp kullandırdık. Sazanın oltaya atlaması çok uzun sürmedi. Hemen atladı zaten tahmin ettiğimiz gibi. Ben hatta diyordum ki bunun videosu da gelir diyordum ki çok bekletmedi sağ olsun arkadaş da çalışkan bir arkadaşmış. Hemen videosunu da attı. Umarım bu videoyu izleyince bizi biraz dinleyince utanır. Bu yaptığından da vazgeçer. Şöyle abi, şimdi izleyenleri bilgilendirmek için şunu söyleyelim. O virüsün konusunu açarsan uzmanımdaki, öyle bir virüs Açalım. gerçekten yok. Yani Evet, insanlar şimdi açalım. yanlış anlamasınlar. Tabii. Tekrardan söyleyelim. Instacraxians Böyle bir virüs virüsü. yok. Bu bizim tamamen uydurduğumuz bir virüs. Hiç böyle dünya üzerinde Evet. böyle bir virüs yazılmadı, ortaya çıkmadı. Bu bizim uydurduğumuz bir virüs. Açıkçası bizden ilk çalanları trollemek için yaptığımız bir şakaydı Evet. diyelim. Bunu çünkü 7 kişi beğenmiş o elemanın çektiği videoyu. Şimdi insanlar yanlış düşünecekler. Doğru. Boşuna korkmasınlar. Böyle bir virüs yok ortalıkta. Kim Yok yok, böyle bir virüs yok. Instagram'ınızda, telefonunuzda güvenlik etmeyin. Henüz Instagram'da bu tür bahsettiğimiz gibi kredi kartı bilgisi çalan, rehberinizi bir yerlere yollayan bir virüs yazılmadı, ortaya çıkmadı. Ortaya çıkarsa da en hızlı bizde bulabileceksiniz zaten. Evet, kesinlikle böyle bir virüs çıkarsa bizden, uzmanımletten haberdar Evet. olabilirsiniz, haber alabilirsiniz. Tabii ki. Ne yapalım? Evet abi, ne diyorsun? Son Son cümleleri. cümlelerini alalım. Evet, biz artık kendi işimize bakmaya devam edeceğiz. Kendi içeriğimizi üreteceğiz. Bir şekilde YouTube'da da daha aktif olmaya çalışacağız. Önceden de biz hep uzmanım nette aktiftik. İnsanlar çözümleri alıp videolarını çekiyordu. Artık bunu biz yapıyoruz. Kendi videolarımızı çekeceğiz. Kendi çözümlerimizin videolarını uzmanım net kanalında paylaşacağız. Bizden haber Evet. isterseniz YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Kafanıza takılan soru olursa uzman net adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bizim işimiz üretmek, senin işin ise çalmak diyerek
Son cümlemi de noktalamak istiyorum burada. Ne diyelim? Bir başka. Güzel troll yaptık gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim o zaman. Hoşça kalın. Nasıl?